Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Abdülaziz Bayındır stüdyo konu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şöyle başlayalım. Yarın Ramazan Bayramı ama bazen de hani ismiyle başlayalım. Şeker Bayramı olarak da adlandırılır. Hangisi doğrudur? Şeker Bayramı da doğru mudur yoksa? Yani Şeker Bayramı halk arasında herhalde biraz zorla sokuşturulmak istenen bir kelime. Esasen Ramazan Bayramı'dır ya da işte Fıtır Bayramı derler Araplar. Ramazan'da bir ay boyunca oruç tuttuk. Allah rızası için yemeği içmeyi kestik. Arzularımıza dizgin vurduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz o ibadetin bir neşesini, o ibadet yapmış olmanın bir zevkini yaşayacağımız bir gün. Bir de biliyorsunuz Allah-u Teala oruç tutanlara bir görev daha yüklüyor. Diyor ki Estağfirullah ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin. Oruç tutanların bir yoksulu doyurma görevleri de vardır. Evet. Dolayısıyla oruç tutan ister fakir ister zengin kim olursa olsun yarın bayram günü bir yoksulu doyurma görevi vardır. Hı. Yani fakir olan bir kişi gibi bir kişi bile bir günlük yiyeceği var da ikinci günlük yiyeceği eline geçmişse o ikinci günün yiyeceğini bir yoksula vermesi lazım. O da ona vermesi lazım. Hı. Böylece herkes bir başkasına yardım yapmanın zevkini yaşamış olacak. Bu yer gerçekten son derece önemlidir. Yani insanlar biraz cimridirler. Küçük çocuklara bakın, bir oyuncak verirsiniz elinden alamazsınız. İnsanlarda mal sevgisi doğuştan olan bir şeydir. Bir de kime sorarsanız sorun, ister Müslüman olsun ister olmasın, yani ister ateist olsun, yani o ateistler başkalarına karşı söyleseler de kendilerine karşı içlerinden onu tekrarlarlar. Sorsanız ki Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı? Herkes der ki ben Allah'ı daha çok seviyorum, öyle mi? Hadi şu malını Allah rızası için çıkar da ver. Verebilenler işte o iddialarında haklı olduklarını gösterdikleri için adına sadaka deniyor. Dolayısıyla herkes bu Ramazan bayramında oruç tutabilen herkes o sadaka vermenin yani bir fakiri doyurmanın zevkini yaşamış olacak. Dolayısıyla bütün fakirler de Ramazan bayramını rahat geçirmiş olacaklardır. Zaten Allah-u Teala'nın bize verdiği çok temel görev var. Şimdi önümde Nisa suresinin 36. ve 37. ayetleri var. Burada evet. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve'abudullah. Allah'a kul olun. Yani bir Müslüman sadece Allah'ın kuludur. Başka kimsenin kulu değildir. Dolayısıyla dünyanın en hür insanı olmak zorundadır. Ve la tuşriku bihi şey'en, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani Allah'ı asla ikinci plana koyup da bir başka şeyi birinci plana almayın. Ve bil valideyni ihsana, annenize babanıza karşı iyi, güzel davranın. Annemize babamıza. Dolayısıyla tabi bayram dolayısıyla annemize babamıza karşı da davranışlarımızda mutlaka güzellik göstermemiz lazım. Sonra ve bidil kurba, yakınlığı olan kişilere, en yakınımızdan başlamak suretiyle veliyetama, yetimler, ki mesela düşünmek lazım. Şurada bir çocuk var yetim. O çocuğun annesi veya babası ben de olabilirdim. Ben ölmüş olsam, çocuklarım geriye kalmış olsa, insanların onlara karşı nasıl davranmasını istersem, kendimi onların annesi babası yerine koyup ben de öyle davranmalıyım. Evet. Ve mesela kim bir de işsiz kalmış. Mesela insanlar onları zengin zannediyor. Maaşla geçiniyor. Maaşla kesilmiş. Hiçbir şey yok. Kimseye de derdini anlatamıyor. Bunları özellikle işte onurlarını kırmadan onlara yardımcı olmak lazım. Velcaril kurba, akrabadan komşular. Velcaril cunup, yan komşular. İster Müslüman ister gayrimüslim kim olursa olsun o komşular. Onları da gözetmek lazım. Ve sahibi bileceğim bir de iş arkadaşlarımız. Yani yan yana çalıştığımız, birlikte çalıştığımız, beraber olduğumuz kişiler. Ve ibn-i sebil ve yolda yolcu olan insanlar. Yani yolcular tabii şimdi bayramda siz yabancı bir yerde yolcu olsanız büyük bir üzüntü duyarsınız. Evet. Ben şimdi herkesin de şey içerisinde onlara o üzüntüyü duyurmamak lazım. Evet. Sanki ailelerinin yanındaymış gibi bir sıcaklık göstermek lazım. Ve ma meleket eymanüküm, bir de elleriniz altında bulunan insanlara karşı iyi davranın diyor Allah-u Teala. Ve burada çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki innallaha la yuhibbu men kana muhtalen fakhura. Allah kendisini bir şey zanneden ve övünen hiç kimseyi sevmez. Bazıları böyle kasılırlar. Ne kasılıyorsun yani, ne olacak yani? Ne gerek var? Ne olacak yani, sen
ne yer yarabilirsin ne de dağlara ulaşabilirsin. Böyleleri için de şöyle bir açıklama yapıyor, diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ, bunlar cimrilik yaparlar. Ya başver ya onlara, şimdi kendilerinin var ya, başkasının olmasın. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلُ, kendileri cimrilik yaptıkları gibi başkalarına da ya vermeyin der. Kendi vermez, başkasını da vermesine engel olur. Allah işte bunları hiç sevmiyor. وَيَكْتُمُونَ مَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ, Allah'ın onlara vermiş olduğu, ikram ettiği şeyi de gizlerler. Ya bunların yanında şey yapma, şimdi gelecek birisi borç isteyecek, birisi yardım isteyecek falan diye. Bunlar da son derece kötüdür. Şimdi bayramda eşimiz dostumuzu ziyaret ediyorsak bu kupkuru bir ziyaret olmamalı. Elimizde imkanlar varsa onların sıkıntılarıyla da yakından ilgilenmeliyiz. Ve insanlarla gerçekten böyle çok sıcak bir ilişki kurmalı. Ve hayatı onlar için de rahatlatacak davranışlar içerisinde bulunmalıyız. Ve buradan en son ifade de diyor ki وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينَ, Allah diyor nankörlük edenler için onları alçaltacak bir azap hazırlamışızdır. Yani hayat böyle devam etmez. Yarın o yardım etmek istemediğin kişinin durumuna sen de düşebilirsin. Ona göre evet, davranmak evet, lazım. Evet hocam, bayramı nasıl geçirmemize dair önemli ipuçları verdiniz, tamam, aslında ifade ettiniz. Bir de şöyle bir şey var, son yıllarda artık hani bayram denilince tatil akla gelmeye başladı bir kesim için. Siz bu bayram anlayışını yine tatile bırakmasını... Bayramda tatil yapılması, yani tabii insanların hakkıdır, giderler falan ama tavsiye edilecek bir şey değil. Neden biliyor musunuz? Siz başka günlerde herhangi birisinin evine gitmek isterseniz önceden bir haber verirsiniz. Müsait misiniz diye sorarsınız. Evet. Ama bayramda herkes müsaittir. Herkes evini hazırlamıştır. Hiç izin almanıza gerek yok. Siz ona gidersiniz, o size gelir. Büyük bir kaynaşma olur. Yani bu güzel geleneği devam ettirmekte fayda var. Evet. Bir de bu da çok tartışılan bir konu. Hani tüm İslam ülkelerinde mi yarın Ramazan bayramıdır? Şimdi İslam ülkelerinin yani birçok yerde işte basından gördüğümüz kadarıyla yarın bayram yapılmıyor. Bayram cuma günü yapılıyor. Neden hocam farklı? Şimdi mesela siz işte bir takım kitaplara bakarsanız bunları haklı görürsünüz. Diyanet takvimine de bakarsanız mesela bu gece Türkiye'de hilalin gözükmesi mümkün değil. Fıkıh kitaplarında da şu yazar, işte hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın, hilali gördüğünüz zaman bitirin. Ama bir de bir başka şey daha vardır, herhangi bir yerde hilal gözükürse başka yerlerde de oruç açılabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı 1978'de İslam ülkeleri arasında bir rüyeti hilal konferansı, yani hilali gözetleme ile ilgili bilgilerin, konuların tartışıldığı bir konferans düzenledi. O konferansta alınan kararlar, dünyanın neresinde hilal gözükecek durumda olursa ona göre oruç başlanacak ve bitirilecek diye. Bu sene hilal mesela ilk önce işte bu akşam saat 12'ye çeyrek kala gibi Rio de Janeiro'da gözükecek. Orada başka yerlerde, yani ondan sonra bu Amerika'nın batısında her tarafta evet, gözükmeye başlayacak. Peki neden bu böyle? Burada çok önemli bir husus var. Son derece önemli bir husus. Ben size kısaca onu söyleyeyim. Lütfen. Bakın şeyde Yunus suresinin 5. ayetinde ve birçok ayette var. Ve şemsü vel kameru bi husban diyor Allah. Rahman suresinde ay ve güneş belli bir hesaba göre hareket eder ve burada da diyor ki güneşi sizin için ışık yayan, ayı da ışığı yansıtan bir varlık olarak yaratan Allah'tır. Aya evreler belirlemiştir ki yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Allah bunları gerçeğe tam uygun olarak yaratmıştır. Yani tam ölçülü yaratmıştır. Ayetlerini diyor bilenler topluluğu için açıklar. Şimdi bütün ayetlerde bu ayla ilgili, güneşle ilgili olaylarda bilgili kişilere Cenab-ı Hak bizi gönderiyor. Hiçbir ayette hilali gözetleme diye bir olay yok. Peygamber Efendimiz de zaten şunu söylüyor, diyor ki biz diyor hesabı bilmiyoruz. Yani Peygamberimiz zamanında bu astronomi bilgisine sahip olan bir kimse orada yoktu. Şey de yoktu. Bir rasathane de yoktu. Onun için diyor ki siz hilali görürseniz oruca başlayın, görürseniz bırakın diyor. Şu anda Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in o yaptığı da zaten Kur'an'ın emrettiğidir. Çünkü Allah kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Onlar güçlerinin oranında bir görevi yapmışlar.
Şu anda rasathaneler var, bilim adamlarımız var. Dünyanın neresinde ayın nasıl durumda olduğu belli. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerde bizi bu tarafa yönlendirdiği için yarın gönül hoşluğuyla Türkiye'de bayram yaparız yarın bayramdır. Bayramdır. Yani dünyanın her tarafında yarın bayramdır. Bayramdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Abdülaziz Bayındır. Size de iyi bayramlar dileriz. Sağ olun. Ben de sizlere ve izleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum.